Bugün deveye bineceğiz. Evet, develere bakacağız. İleride galiba deveyle midilli atı var çocuklar. Oraya doğru ilerleyelim bakalım. Aa, nasıl? Develerin yavrusu da var. Önceden de ata binmiştik orada. Evet. Geçen sefer. Ama parkta da hiç konuşmadığımız için. Oradan kaydı kapattık. Evet. Şimdi develerin oraya doğru gidip. Biz de ineği gördük müymüş? İnek de varmış. İnek evet. Değil o anneciğim, midilli atı galiba. Ay, şurada siyah bir şey vardı. At anneciğim, o at. Küçük bir at sanırım. Hayır, korkutabilirsiniz. Evet. Biraz deve, yavaş. Deve sonra da tıra kafa atar. Deve tıra kafa atabiliyor mu? Atabiliyor bazen. Deve onlar anneciğim, midilli atı. Zarar verebilir ama. Bu tarafa geçin. Gelin bakalım bu tarafa. Evet. Yaklaşın bakalım. Atlar ne güzel. Koş. Çok tatlı midilli atı bunlar. Hiç görmüş müydünüz? Yok. Görmediniz gördüm. Mi? Ben gördüm bir kez. Annem götürmüştü. Çok tatlı ama değil annem mi? Annem bizi şehre götürdüğünde. Anneciğim zarar verebilir. Keçi gibi. Muzaffer abi inekmiş mi atmış mı? At. Atmış değil mi? Evet, at ama çok kötü kokuyor. Fazla yanaşmayın isterseniz. Ana bu tehlike. Evet çocuklar. Muzaffer Alp ile Ahu Beren ilk defa midilli atı görüyorlar sanırım. Ahu Beren daha önce görmüştün değil mi sen? Gördüm. Annem Eskişehir'e götürdü. Muzaffer Alp gel bakalım atın neresine geliyor boyun. Geç bakalım anneciğim. Annem bir kez götürmüştü de. Arkadan yaklaşma. Yanına, evet, yanına. Alttan büyüksün Muzaffer Alp. Bunlar da deve. Uzaktan ineğe benzettiniz ama midilli atıyla deveymiş değil mi çocuklar? Deveye sahibi yok şu anda. Sahibi buradaysa evet. Dinleniyor. Deveyi bir de önden alalım bakalım çocuklar. Ana bu yaşlı deve galiba. Evet. Gayet değişik bir deve. Merhaba deveciğim. Develer nerede yaşar Muzaffer Alp? Çölde. Evet çölde kullanılıyor daha çok değil mi anneciğim? Ama burası sıcak olduğundan buraya da geldi. Evet. Çölde kim kullanıyor develeri anneciğim? Böyle çapkalı insanlar böyle. Çölde yakışan insanlar. Yani. Deve size bakıyor. Şaşırmış bir şekilde. Her yerine sinek konmuş deveciğim. Onları götürmeye mi çalışıyorsunuz? Hayır sinek geliyor. Bokları temizle o zaman. Sinek istemiyorsan boklarını temizle. Bunlar ne diyor diyor acaba deve size şu anda? Atları bir daha görecek misiniz? Bu tarafa gel anneciğim. Çok. Bu atların sahibinin adının arabası Raşta'ymış. Çocuklar bak. Şurada yazıyor şu anda. İlerleyin bakayım öbür tarafa atların yanına gidin bir daha. Biraz daha yaklaşın develere. Devenin ağzına. O ısırabilir. Gelin bu tarafa. Hayır ne olur ne olmaz çocuklar. Duymuştum bir kere devenin birini ısırdığını. Değişik bir şey. Çok sevimli atlar değil mi? Sahibi uyanık olsaydı sizi bindirmeyi isterdim ama sahibi uyuduğu için rahatsız etmek istemiyorum şu anda. Bu onların yemi Muzaffer Alp saman mı? Evet saman yiyorlar galiba. Kamyonun içine girelim mi? Yok olmaz. Ahu Beren. Bir tek kamyon mu kalmıştı girmediğiniz? Evet. Muzaffer Alp yanaştır at yesin ondan anneciğim. Bak dönüyor sana doğru. Evet. Teşekkür ederim anneciğim. Sayende yemlerini yiyorlar. Almaya çalışıyor öteki. Evet. Demek ki acıkmışlar. Diğerine de yanaştır anneciğim. Evet. Ama öteki boş kaldı. Bu boş kaldı ama. Bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin. Ama bu boş.
Yiyebilir, yetişebilir o da ya. Yetişemez mi? Ya bilmiyorum ama yiyemiyor. Yiyebilir, yiyebilir. Bakıyor mu öyle? Ama yemek yersek de varsa. Bu tarafa yemek geç. Yerken severse. Anneciğim deveye fazla yanaşma istersen. Yemek yersen severse. Saçını okşa bakalım bir dilini, saçını okşa. Çok tatlı bir hayvan. Çok güzel bir hayvan. Afrika atları zarar verir mi anne? Afrika atları değil ki bunlar anneciğim. Ne atlar? Çok diken diken bunların kuyrukları. Evet. Diğeri galiba en küçüğü. Galiba. Bunlar yavru mu dilli mi acaba yoksa? Kendileri mi böyle? Bu en küçüğü galiba. Şu anda midilliler yemlerini yiyor çocuklar. Muzaffer abin verdiği yemi gayet başarılı bir şekilde ama yiyorlar. Yiyemiyor yazık. Evet. Ona ya da say. Teyze bunların boklarına mı bak. Muzaffer abi, meraklanıyor musun anneciğim? Evet.